Nakin derde medarman Cigayn tabibi kuluban Seyda-i Molla Burhan. Tabii ki Allahu Teala'nın salih kulları hayatları boyunca kendilerini Cenab-ı Allah'a adarlarsa, ki onlar öyledirler, her işlerinde Cenab-ı Allah'ın rızasını gözetirler, bütün hareketlerinde mutlaka şeriatın ve sünnetin, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şeklin içerisinde bulunur. Kur'an ve sünnet onların rehberidir. Hayatları boyunca her yerde salih kullar öyledir. Allah'ın temiz kulları öyledir. Cenab-ı Allah'ın koruduğu, muhafaza ettiği ve sevdiği kullar her işlerinde, her hareketlerinde Kur'an ve sünnete riayet ederler. Tabii ki bunun mükafatı iki türlüdür. İnsan Cenab-ı Allah'ın yolunu yol olarak tutarsa, insan bilse ki her şeyden önce önemli olan onun dinidir. İnsan buna kanaat getirse ki onun asıl kimliği, onun asıl hüviyeti, asıl benliği, asıl karakteri yani şahsiyeti onun inancıdır. Onun dini, onun eğitiminden, makamından, aile yapısından, soyundan, sopundan, malından, mülkünden, her şeyinden önce gelir. Bunu bilir, buna göre hareket ederse, insan Allah'ın yolunu yani tutarsa, hem dünyada bunun mükafatı vardır, hem de ahirette mükafatı vardır. Dünyadaki mükafat şudur, Allah'ın salih kulları, şeytanın ve nefsin hilelerinden ve tuzaklarından emin olurlar. Yani günah işlemezler demiyorum. Her insan günah işler. Ama Allahu Teala'nın sevdiği kullara günah zarar vermez. Çünkü Allah'ın sevdiği kul tövbe etmeyi bilen kuldur. Allah'ın sevdiği kul tövbe ve istiğfar etmekte gecikmeyendir. Yani ben yarın tövbe ederim, 3 gün sonra, 5 gün sonra, 40 yaşına gelince filan, böyle bir anlayış Müslüman'da, Allah'ın temiz kullarında, salih olan insanlarda böyle bir anlayış yoktur. Onlar bir hata ettikleri zaman kendilerine göre, bir günah işledikleri zaman hemen tövbe istiğfar ederler. Hatta onların Cenab-ı Allah'ın katında mertebeleri yükselen, Allahu Teala'nın yakınlığını elde eden insanların kalpleri her an istiğfar ve niyaz halindedir. Onlar her zaman Cenab-ı Allah'a iltica durumundadırlar. İltica Allahu Teala'ya sığınmak demektir. Onlar hep bilirler ki her şeyi veren ve alan Allah'tır Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu. Rızkın kapısı da Cenab-ı Allah'ındır. Sıhhatin de, ömrün de, kaderin de, her şeyin anahtarı Cenab-ı Allah'ın elindedir. Vesilelere yapışırlar. Elbette ki vesilelerin peşinde koşarlar ama onlar mesela rızık için, sağlıkları için, selametleri için, herhangi bir işleri için bir vesileye, bir sebebe yapışırken bile, herhangi birinden gidip bir şey isterlerken bile bilirler ki onların bu başvurdukları bütün sebepler esbab-ı zahiredir, mecazi sebeplerdir. Gerçekten verecek olan Allahu Teala'dır. Mürşid-i Kutbu Gavsani, taca seri Almani, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihab-ı'l-Din Seyyid-i Taha, rahber-i Şeyh-i Melani, Şihab-ı'l-Din Seyyid-i Taha.